Ronaldo. Aklı çalımını Ronaldo. İçeriye doğru bir çalım daha. Bir çalım daha. Üçüncü çalım. Vurdu topa direkten döndü. Beşiktaş mı? Tam da aradığım buydu. Kırmızı kart. Bir kırmızı daha. İkinci kırmızı. Umtiti. Haydi bakalım. Pogba üçüncü kırmızıyı da gördük. Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de bugün çok farklı bir sistem deneyeceğiz. Daha önce de sizlere bunu yine yapmıştım ama bugün bir kez daha yapmak istedim. Düşüncelerinizi yorumlarda muhakkak yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu arada abone olursanız kanala ve bu videoda bir güzel like atarsanız bu serilerin devamı da gelir arkadaşlar. Çünkü baktığım zaman kanalın çoğu abone olmayan kullanıcılar tarafından izlendiğini görüyorum. O arkadaşlar da bizi kırmayıp olurlarsa seviniriz. Şimdiden teşekkür ediyorum olanlara da. Demek istediğim şu arkadaşlar, DLS 21'de öncelikle birincisi Fenerbahçe forması ve logosuyla oynayacağız. Bunu Galatasaray'la da yaparım, Beşiktaş'la, Trabzon'la da veya X bir takımla da yaparım arkadaşlar. Yeter ki desteğinizi belirtin, hoşunuza gittiğini yorumlarda veya like atarak bunu belli edin arkadaşlar. Ben oradan anlayıp bunu sizlere sunarım. İkincisi gerçek taraftar sesi olacak. DLS 21'de gerçek taraftar sesiyle, yani stada gittiğiniz zaman veya gerçek bir derbi veya gerçek bir herhangi bir maç izlediğiniz zaman stadyumda taraftarların sesi nasılsa, tezahüratlar nasılsa, bunları DLS 21'e uyguladım arkadaşlar. Bakalım beğenecek misiniz? Maç esnasında güzel taraftar sesi olacak. Hızlıca 11. sezonda kaldığımız yerden hem online maçlara devam edeceğiz hem de gerçek taraftar sesiyle bakalım DLS 21 nasıl oluyor onu göreceğiz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde geçiyoruz. Evet, karşılaşmamıza birazdan başlayacağız arkadaşlar. 11. sezonda hem online maç yapacağız hem de bakalım nasıl olacak DLS 21'de. Daha önce zaten yapmıştım, uzun zamandır takip edenler bilirler. Bastık bakalım, güzel bir maç olsun diyoruz. Güzel bir karşılaşma olsun diyoruz. El Baba diye bir takım geldi. El Baba. Yok, El Ana. O nasıl bir isim abi? El Baba diye bir takım mı olur? İsim mi olur ya? Neyse, kim bilir nereli. Bakmadık. Immobile. Yine karşılaşmamız başladı. Rakibimiz hemen sol kanattan bindirecekti. Bozduk pozisyonunu. Kaleci Kurtuğa'ya kadar geri döndük. Kurtuğumuz meşhurdur arkadaşlar. Kurtuğa'nın kurtarışları falan gayet güzeldir. Olmayanlara da tavsiye ederim. Bilginiz olsun. Bazen yorumlarda soruyorsunuz, o kaleci mi bu kaleci mi diye. Kurtuğa ve Alisson. Ve Oblak. Üçünden birini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Oblak bende yok ama Kurtuğa Oblak'tan daha bir tık üst olduğu için şu an, o yüzden Oblak'ı almadım. Aslında Oblak'ı da alabiliriz yani. Şimdi kale boş. Mbappe bir topuk pası geldi, orada kaydık. Bale var. Hocam offside. Aynen offside. Telefondan oynuyorum yine arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi telefondan mı, işte emülatörden mi, yok BlueStacks'tan mı falan diye soranlar oluyor. Bu tarz soruların cevabını da kesmek için arkadaşlar burada sizlere telefondan oynadığımın görüntüsünü de açıyı birazcık değiştirerek sunmak, vermek istedim. Van Dijk. Ondan Ronaldo. Sağ kanada doğru şimdi verecek. Griezmann'a geçmedi. Walker girdi araya. Modric. Derinlemesine bir pas Ronaldo'ya. Gelir mi? Biraz uzağında kaldı ama çıkarıyorlar abi. Çıkarıyorlar. Van Dijk'ten Modric'e. Ondan Immobile. Immobile'yi bir tık geride oynatıyor gördüğüm kadarıyla. Bale. Bale attı çalımını. Pogba'dan sıyrılamadı. Pogba takımımızın, yine Walker. Orada yine Griezmann'a düşündük topu atmayı ama yine Walker orada araya girdi arkadaşlar. Bale'dan Immobile'ye. Immobile'ye kayarak faul yaptık. Serbest vuruş. Sarı kartı görüyor Messi. Sarı kartı görüyor Messi. Burada amacımız arkadaşlar 11. sezondan tabii ki de çıkmak isteriz. Bu maçı tabii ki de kazanmak isteriz ama birazcık fazla da konuşmayacağım. Taraftar sesini falan biraz duyun. Taraftar sesi nasıl oluyor? DLS 21'de Fenerbahçe formasıyla oynadığımız için bunu Galatasaray'a, Trabzon'a, Beşiktaş'a falan da yaparım. Az önce söylediğim gibi. Yorumlaması size kalmış arkadaşlar. Şimdi Griezmann'a mükemmel pas. Griezmann içeriye döndü. Neymar'a geçmedi. Kafayla uzaklaştırdılar. Şimdi Umtiti'den Immobile, ondan Neymar'a. Neymar attı çalımını. Messi, kaleci Courtois'a döndü. Amacımız burada gerçek taraftar sesini DLS 21'de sizlere göstermek arkadaşlar. Nasıl oluyor? Amacımız o. Tabii ki de yenersek de güzel olur. Bir iki maç yapacağız. Kafa geldi, Kurtuğa çıkardı, korner 45+1. Çok riskli dakikalar. Köşe vuruşunu Immobile kullanacak. Immobile geldi topa, kullandı. Kafayı vurdular, Kurtuğa tam yerinde müdahale. Hiç zorlanmadan kaptı topu. Son saniyeler artık ilk yarı için. Ama hoca hala bitirmiyor abi. 45+1'in bu kadar uzun sürdüğünü anlamadım yani. Hiç görmedim kardeşim ve ben hata giderken bitirirsin. Ben hata giderken bitirsin anca. Rakibimiz 3 oyuncu değişikliği birden yaptı arkadaşlar. İkinci yarının henüz başında bütün hamlelerini kullandı. Bakalım kalan dakikalarda neler yapacağız. Şimdi Pogba. Pogba kaldırdı topu. Ondan Griezmann'a. Griezmann
Ronaldo'ya mükemmel pas. Ronaldo sıyrılırsa tehlikeli olabilir. Ronaldo. Dakika 51. 1-0. Dakika 51. 1-0. Gol attığımız zaman gerçek tribünde duyacağınız gol efektlerini, seslerini koyacağız. Ama Muhammed Salah sen ne yapıyorsun? Korner be Courtois, helal be. Helal be Courtois. Ronaldo öyle köşe vuruşunu kullanacak. Kullandığı kim var orada? Sterling. Sterling'e rağmen kafayı vurdu. Alexander Arnold geldi, uzaklaştırıyoruz. Messi'ye çarptı. Hayır. Sakın Van Dijk. Ondan Ronaldo'ya. Neymar bir kontraya dönüşebilir mi? Griezmann güzel paslaştık. Lan hakem sandım ben ona. Muhammed Salah sıyrılma çabası. Kolibali bırakmadı. Van Dijk biraz yavaş kaldı orada. Kayarak adamı biçtik be. Van Dijk eyvah. Kırmızı kart. Bir tane kırmızı kart gördük. Milinkovic-Savic ile rakibimiz serbest vuruşu kullanacak ama Van Dijk'ın yerine Umtiti'yi koymamız lazım. Messi'yi çıkardık arkadaşlar. Onun yerine de Umtiti'yi geriye aldık. Bu şekilde bir taktiksel hareket düzenledik. Bakalım Mbappe. Ondan Sterling'i. Bir kişi eksiz. Daha dakika 60'lar arkadaşlar. Kalan 30 dakikayı 10 kişi oynayacağız. Muhammed Salah içeriye orta yaptı. Kaleci Courtois'da kaldı top. Courtois hızlı oynadı. Ronaldo'ya geçmedi. Van Dijk girdi araya. Kolibali. Kolibali'den tekrardan Ronaldo'ya. Neymar'a güzel pas. Biraz hızlı oldu. Hadi koş be Neymar. Touch. Touch rakibimizin. El Baba. El Baba touch atışını kullanacak arkadaşlar. Ve uzun ve güzel bir touch atışı kullandı. Bu taşta da bu tarz bir oyunda bug var arkadaşlar, biliyorsunuz. Hazard dışarıya. Eden Hazard çok net bir pozisyonu dışarıya harcadı arkadaşlar. Kurtuğa kale vuruşunu kullandı, Pogba'ya doğru. İndirdik Ronaldo'ya. Ronaldo çok güzel gördüydü orada Neymar'ı ama geçirmediler. Mbappe'den derinlemesine yine bir pas. Muhammed Salah koşuyor. Muhammed Salah sıyrıldı. Abi bu hareketleri sevmiyorum ya. Kaleci Kurtuğa çıktı. Topu aldı ve helal lan Kurtuğa. Dakika 80'lere kadar geldik. Hala henüz bir gol yemedik arkadaşlar. Muhammed Salah'tan yine Umtiti'ye. Ronaldo koşuyor bir sefer. Kaydık. Serbest vuruş. Bir kırmızı daha. İkinci kırmızı. Umtiti. İkinci kırmızıyı da yedik. Chiellini'yi oyuna aldık arkadaşlar. Ben Chiellini'yi niye oyunun başında oynatmamışım ya? Onu anlamadım. Chiellini abi oyunun başında niye oynatmamışız? Bu sefer eyvah. Eyvah. Oyuncu değişikliğin de yok diyor. Pogba'yı bir tık geri alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani şöyle yapacağız. Orta sahamız boşaldı. Defansa da Pogba'yı çektik geriye. Başka oyuncu değişiklik hakkımız olmadığı için. Tehlikeli noktadan serbest vuruşu kullandı rakibimiz dakika 83. Durum 1-1. Golün ismi Ronaldo arkadaşlar. Güzel. Güzel bir gol oldu. Havadan gitmedi. Bu sefer birazcık yerden gitti. Böyle değişik golleri her zaman severim. Yemiş olabiliriz, atmış olabiliriz ama severim arkadaşlar. Şimdi Sterling'e pas. Offside be. Offside olmasa orada Sterling kendi hızını konuşturup dönüp golünü atacaktı ama maalesef offside'e yakalanıyoruz. Ronaldo'dan Griezmann'a bir pas. Kısa kaldı, kaptırdık. Muhammed Salah'tan Ronaldo'ya. Ronaldo gidiyor. Yapıştır abi. Serbest vuruş. Bir kırmızı daha. Haydi bakalım. Pogba 3. kırmızıyı da gördük. Pogba 3. kırmızıyı da gördü arkadaşlar. Yine tehlikeli noktalardan bir serbest vuruş daha. 90 artı 6. dakikalardayız. Yaptı serbest vuruşu. Ulan oraya oyuncuyu koymasam adam onu da atacak daha. Vallahi adam onu da atıyordu. Oraya oyuncuyu koymasaydım kaleci uzanamadı oraya arkadaşlar. Zeki Çelik mi? Zeki Çelik vurdu, uzaklaştırdı Griezmann. Kaptırıyoruz Milinkovic-Savic. Son saniyeler. Rakibimiz fela bastırıyor. Offside hocam, offside. Zaten atamadın ama offside. Kurtuğa kale vuruşunu kullanıyor. 90 artı 6. Her an düdük gelebilir. 1-1 skor. Eşitlik. Ama 3 kırmızı kartımız var. Sahada 7 kişiyiz arkadaşlar. Ronaldo maçın adamı seçildi. Rakibimizde görmüş olduğunuz gibi 3 kırmızı kartı görüyoruz. Burada hemen oyuncu değişikliğimizi yapalım. Şu Chiellini nerede abi? Chiellini'yi oyuna bir sokalım önce. Van Dijk'in yerine. Nerede bu Chiellini? Chiellini'yi alalım abi. Chiellini önemli. Chiellini'yi ben niye çıkarmışım onu anlamıyorum. Başka kim var? Pogba var. Pogba'nın yerine de ya Kevin De Bruyne tam burada değil ama neyse, oraya koyalım bakalım Kevin De Bruyne'ü. Şimdilik bu şekilde oynayalım arkadaşlar. Enerjisi de düşmemiş oyuncularımızın. Ve 11. sezonda yine bir tane beraberlik aldık. İkinci maçımız için bastık arkadaşlar. Güzel bir Fenerbahçe logosu altında. Beşiktaş mı? Tam da aradığım buydu. Beşiktaş. Beşiktaş derbisi arkadaşlar. Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hepiniz hoş geldiniz. Hemen de gaza geliyorum ha. Griezmann'ın vuruşuyla derbiye başladık.
Tribünlerde gerçek taraftar sesleri sizlere doğru yankılıyordur arkadaşlar. Deplasmanda olabiliriz ama deplasmanda olmamıza rağmen Fenerbahçe taraftarı baskısını sürdürüyor. Tezahüratlarına devam ediyor. Ronaldo. Ondan Griezmann'a güzel pas. Griezmann. Sokulma çabası içeriye doğru. Biraz pas kısa kaldı. Bu arada videonun başında fazla konuşmayacağım. Tribünlerin sesini birazcık duyun dedim ama abi çenem de hiç durmadı ya. Taç atışını kullandık. Ronaldo. Uzaklardan denedik. Gol 1-0 dakika 10. Mükemmel gol. Ronaldo'ya bak be. Ulan hiç beklemiyordum ha. Taç atışını kullandık şöyle. Ben orada geçemem diye uzaktan bir denedim. Direğin dibinden plase ile mükemmel gol. Şut mut yok orada abi. Bildiğiniz böyle plase muz. 1-0 öndeyiz deplasmanda Beşiktaş karşısında. Pogba. Rakibimiz böyle topla oynuyor kendisine gitmem için ama bastırmıyorum arkadaşlar. Bastırmayacağım. Griezmann'dan yine güzel bir pas denemesi ama sadece denemede kaldı. Courtois. Ondan Ronaldo indirdik kafayla Neymar'a. Neymar. Neymar çok topla oyalanınca ayağından kaptırdı topu. Ronaldo. Kevin De Bruyne aldı. Serbest vuruş. Kayarak müdahale. Hakem. Hocam. Ve kart bile yok. Yani bu resmen bilinçli kayışa kart bile yok öyle mi? Vay be. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bu net faul ya. Tam net faul aldık ama net sarı kart yani. Adam resmen biçti abi. Top Ronaldo'da. Böyle bir döndü etrafında. Ortalaşma çabası Griezmann. Ondan da kapıyoruz. Kevin De Bruyne Alaba. Alaba çıktı orada 3 kişinin arasından. Neymar. Mükemmel çalım Neymar'dan. Ah be Ronaldo'ya geçiremedik topu. Atmıştım pasım ama topu Ronaldo'ya geçiremedik arkadaşlar. Sağ kanattan bindirecekler. Yaptılar ortayı. Ronaldo mu kim vurdu kafayı? Courtois izin vermedi buna. Courtois bu uçta kafaya izin vermedi. Topun ağlara gitmesine izin vermedi. Yine Koulibaly. Geriye doğru döneceğiz. Hiç bekletmeden Neymar'ın olduğu noktaya doğru. Rakibimiz de önceden bastığı için bu şekilde bir pas oldu. Ronaldo umarım pahalıya patlamaz bile. Çelliğini geldi. Vurdu. Korner. Adamın da 5 milyon XP'si var arkadaşlar. Birazcık ortaya çektik. Ofansifte oynuyoruz. 11. sezonda ofansifte oynamak da birazcık zor arkadaşlar. Bunu da sizlere bilgisini vereyim. Adam niye durdurdu onu anlamadım. Neyse bastı. Oyna bakalım. 3 oyuncu değişikliği birden yapmış. Allah Allah. Daha dakika 38. Dakika 39. 3 oyuncu değişikliği birden yaptı arkadaşlar. Fenerbahçe'yi görünce orada adam dedi ki ben bu adamı dedi yenmem lazım falan dedi. Hırs yaptı korner be yine. Kurto helalsin. Korner olduğuna sevmiyoruz tabi ama Kurto'nun çıkardığına seviniyoruz arkadaşlar. Yine köşe vuruşunu kullanacaklar. Tehlikeli bir orta. Yükseldi. Vurdu kafayı. Yine Courtois bugün kalesinde devleşiyor arkadaşlar. Umarım nazar değmez. Mükemmel kurtarışları imza attı. Dakika 41 henüz ama mükemmel kurtarışları imza attı. Yine topun başında Ronaldo ile köşe vuruşunu kullandı rakibimiz. Yine tehlikeli bir orta geldi. Yükseldi. Vurdu kafayı dışarıya bu sefer. Bu sefer dışarıya ama adamın 3 kornerinin 3'ünde de arkadaşlar biz vuramadık farkındaysanız. Topu bir türlü uzaklaştıramadık orada. Onlar şimdi Ronaldo kullandı. Courtois kullandı Ronaldo. Attı çalımını Ronaldo. İçeriye doğru bir çalım daha. Bir çalım daha. Üçüncü çalım. Vurdu topa direkten döndü. Ronaldo'dan üst üste hareketler. Bir tane daha direkten döndü. Alisson. Top Alisson'da kaldı. Abi Ronaldo mükemmel gitti ya. İlk yarı bir tane daha atsaydık çok güzel olacaktı ama 45 artı son düdük geldi. İkinci yarıda bakalım neler yapacağız. Düdük çaldı. Beşiktaş'ın vuruşuyla ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. Adam yine hala aynı hareketleri yapıyor. Pogba ile geriye doğru gidiyor. Bastıracağım falan diye bekliyor ama bastırmam arkadaşlar. Adamın niyetini biliyorum bakın. Bakın geriye doğru gidiyor. Kendisine doğru bastırayım diyor. Bastırmıyorum ben de gitmiyorum. Yani kesinlikle ya sen bu tarz çakallık yaparsan kardeşim. Ben kesinlikle gitmem. Onu bilgisini sana vereyim ve topu da böyle şekilde ayağından söker alırım. Ronaldo geçmedi ona. Sterling. Tekrardan Ronaldo at çalımını. Atamadık be. Neymar kayarak müdahale. Yetişemedik. Griezmann. İçeriye doğru bir pas vermeye çalıştı ama Koulibaly kaleci Courtois'a döndü. Courtois. Riskli hareketler Courtois'dan. Kafayla indirdi. Beşiktaş. Dybala uzun oynadı. Kaleci Courtois'ı önde fark etti. Kalede yok diye. Uzaktan bir gol atmayı denedi ama kaleci Courtois çoktan yerine geçmişti zaten. Griezmann. Griezmann'dan içeriye pas. Neymar. Göğsünde yumuşattı topu indirdi. Ronaldo vurdu topa. Kaleci Alisson hiç zorlanmadan alıyor. Burada birazcık önceden bastığımız için arkadaşlar istediğimiz pası veremedik. İstediğimiz şutu atamadık maalesef de.
Neymar'ın orada ne işi var onu anlamadım. Adam Neymar'ı defansa koymuş arkadaşlar. Neymar'ı defansa koyarsan kardeşim birazcık bizi zor yenersin ya bu tarz hareketlerle. Biliyorsunuz bu tarz enteresan dizilişler, hareketler sergileyen insanları birazcık saf dışı bırakıyoruz arkadaşlar. Bu arada mükemmel çalım geldi. Neymar'a kazandırdık topu. Neymar sokulma çabası, ceza sahasına Ronaldo'ya pas. Muhammed Salah tam zamanında girdi araya. Muhammed Salah da defansta. Neymar'la köşe vuruşunu kullandık. Güzel bir köşe vuruşu olduğunu düşünüyorum. Kevin De Bruyne yükseldi. Vurdu kafayı Alisson. Dakika 80. Top Alisson'da kaldı. Tehlikeli bir korner oldu. Beşiktaş için ama bu topu ağlara gönderemedik. Pozisyonda topu ağlara gönderemedik arkadaşlar. Dybala ile sol kanattan bindirecekler şimdi. Dybala. Hala top Dybala'da. Taç Beşiktaş'ın. Orada topu kontrol etmekte zorlandık. Dybala ile taç atışını kullanıyor şimdi. Nereye atacak? Biraz uzak. İleriye doğru atacak gibi aynen. İleriye doğru. Nereye abi? Sterling var orada. Hayır. Kevin De Bruyne gir araya. Mükemmelsin be. Mükemmelsin Kevin De Bruyne. Orada bir taktiksel faul geldi rakibimizden ama adam hala bir tane kart vermedi ya. Ulan ne biçim hakemsin ya? Gerçekten senin bir de kızıyor. Neye kızıyorsun lan? Kayıyorsun. Uzaktan bir şut denemesi bu arada. Dışarıya. Antonio Griezmann. Adam paldır küldür kayıyor. Adamları biçiyor bir de kızıyor. Neye kızıyorsun dostum? Allah Allah. 45 artı 90 artı 1 son düdük geldi. Bu karşılaşmayı da kazanıyoruz. Senin bu kızmana rağmen insanlık bende kalsın. Ben yine seni tebrik ettim kardeşim. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Yolun açık olsun. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde bu şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. 1-0 olsun bizim olsun biliyorsunuz. Bonusumuzda izledik. Toplamda 102 altınımızı aldık arkadaşlar. Şöyle bir puan tablosuna bakalım. Sezon pasımız varmış. 40 altın. Oh suyundan da koyar. Oradan da aldık. 5600 altını doğrulttuk. Evet arkadaşlar Fenerbahçe forması ve logosu altında bugün gerçek taraftar sesiyle DLS21'de 2 tane maç yaptık. Bir tanesinde de Beşiktaş denk geldi. Güzel bir Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oldu. Kazanan biz olduk yine. Beşiktaşlı arkadaşlarımız var tabii ki de bizi takip edenler. Bunda kesinlikle taraf tutmuyoruz arkadaşlar. Yani karşıma kim gelirse gelsin siz tabii ki de Beşiktaşlı olabilirsiniz ama yani bu oyun yani kim iyi oynarsa o kazanacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sizlere buradaki amacım en başta söylediğim gibi net kazanmak değildi yani. Net kazanmak olsaydı bu şekilde zaten oynamazdım. Daha böyle hırslı oynardım. Daha güzel oynardım öyle söyleyeyim. Amacım burada DLS21'de gerçek taraftar sesini sizlere tanıtmak, gerçek taraftar sesiyle DLS21 nasıl olur onu sizlere sunmakta arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Farklı takımlarla da bu seri devamı gelsin mi gelmesin mi bunu da yorumlarda fazlasıyla böyle birkaç kişi 3-5 kişi değil arkadaşlar. Ne kadar çok atıyorum örnek veriyorum 50 kişi 30 kişi 40 kişi neyse bu tarz bir istek gelirse diğer takımlarla da bunu yaparız arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.